afiyet olsun. Bir defa şey yapıyorum. Galiba sorayım, Atatürk'ü gönderiyor. Gönderiyor, evet. Bu şehitliğin şeyi, parası. İlk o zaman? Türkiye'den, Türkiye Cumhuriyeti'nden gönderiliyor. Ertuğrul Sokağı'ndan müzeye doğru geliyoruz herhalde. Değerli hemşehrilerim, bu getirdiğim sopa Gerece köyünden, Yarbay Ali Bey'in köyünden sağ olsun muhtarımıza rica etmişti. Ziyaret yapacağımızı söylemiştik. Kendi toprağından, kendi köyünden şu anda kabrinin bulunduğu topraklara biz de bir toprak getirelim. Vatan hasreti bir nebze de olsa gidermiş olsun dedik. Gerece köyünden aldığımız bu toprağı şimdi kabre dökeceğiz. Nur içinde yatsın, mekanları cennet olsun. Burada da 51 kaza sonucu 587 tane şehidimiz oluyor. Bu şehitlerimizin 4 tane şehit aldı. Bir tanesi de Gerece köyünden Yerbay Ali Bey. Mücevher'den Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin diyelim. Ben de o Gerece köyünün o güzel toprağını kabrine döküyorum. Tabii burada en önemli konu da Japonların dedelerimize sahip çıkması. Biraz sonra görüntülerde de göreceksiniz. Her taraf çok düzenli, tertipli, mezarlıklar titiz bir şekilde korunmuş. Tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Ruhları şad olsun. Mescit olarak kullanılıyor. Çok güzel. Yani şöyle, adam burada çok güzel bir Türk turistleri ağırlayabilecek bir argüman üretmiş oluyordu. Evet. Çok mesela yani, dondurma var ileride. Burada da satılıyor. Japonlar dondurmayı seviyormuş diye duydum. Evet. Türk dondurması çok güzel. Çok yani şey, Maraş dondurması çok güzel. Hmm. Zaten şurada da Nobiru Ice yazıyor. Yani uzayan dondurma. Az ileride bir tane fener var. Fenerin ışığını, o fırtınada fenerin ışığını görünce gemi fenere doğru geliyor. Yalnız fırtına artık öyle bir hale geliyor ki yelkenini artık açamıyorlar. Kömür kazanını yakıyorlar. Kömür kazanını yaktıkları esnada şu ortada büyük bir taş parçası var, göre bir kayalık var. O kayalığa çarpıyor gemi. Çarptıktan sonra da kazanda patlama oluyor. Patlama olunca buraya doğru yüzüyorlar. İşte bu kısmı da o büyük fırtınada boğuluyor, kayboluyor. Bu dik kayalıklardan yukarı tırmanıyorlar. Yani olayın yaşandığı yerde burası. O insanda köylüler yardıma geliyor. İşte filmi burada, aynısı filmi çekilmişti. Bugün bir şey daha öğrendik. Filmin çekilmesinde Kuşumatu Belediye Başkanı'nın çok büyük bir katkısı olmuş. Bugün ona da ayrıca teşekkür edeceğiz. Yarbay Ali Bey, Süvari. Yarbay Ahmet Cemil Alaaddin Süvari, Tekirdağlı. Ondan sonra toplam 4 tane şehidimiz olması lazım. 4. Ömer Mehmet, Binbaşı Ömer Mehmet Tekirdağlı, 4. Kaptan. Mehmet Emin yine Tekirdağlı, 4. Bölük Emin'i yazıyor. 4 tane buradan şehidimiz var. Ya dikkat edin, şu andaki gibi. Yani Çanakkale Savaşı'nda nasıl Çanakkale şehitleri içerisinde Türkiye'nin her tarafından insanlar var. Aynı şekilde bu gemide de Ordu, Giresun, Antalya, Gümüşhane, Kasımpaşa, Sütlüce. Kasımpaşa'da çok var yalnız bu arada. Tophane, Bitlis, Urla. Çok ya, çok. Yani buralara kadar gelmiş dedim. Burada da var baktık. Değerli hemşehrilerim, Vatan Ertuğrul gemisinden çıkan dalgıçların çıkardığı bazı parçalar, eşyalar, tabanca, tüfek mermisi, iğneler, broşlar, çiviller, farklı şeyler var. Bunun her biri gemiden çıkanlar. Burada sergileniyor hepsi. Bu arka tarafta yine devamı var. Bizim şehrimizden 4 tane şehidimiz var burada. Bizim şehrimizde yaşamış 4 tane büyüğümüz var. Tekirdağ'dan. Alanı gezdiğimizde çok güzeldi. Pırıl pırıldı. Hem şehitlerimize hem atalarımıza çok ciddi anlamda sahip çıkmışsınız. Hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Sonancıko. Ertuğrul Fırkateyni askerlerinden 587'si şehit oldu. 69 tanesini ancak kurtarabildik biz. Elimizden gerçekten daha fazla kurtarmak isterdik. Her ay ayın 16'sında, yani sadece 16 Eylül'de değil, her ayın 16'sında biz şehitle ilgili temizliğini yapıyoruz ve çiçekleri sunuyoruz. Hani ikimiz rahat olsun, gözümüz arkada kalmasın. Biz yerlerine kadar zaten koruduk.
sonra da koyuyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. Ben bir teşekkür de yapılan film için özellikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum ki o filmin yapımında sizin çok emeğiniz geçti. Bu bizim için çok gurur verici bir durum. 30 yıl önce yaşanan o elim kazayı sahnelemiş ve çok güzel perdelendi o film. O duyguyu hissettik. Dedelerinizin dedelerimize nasıl sahip çıktığını, o yokluk ortamında neyi nasıl paylaştığını net bir şekilde göstermişsiniz. O duyguyu da hissettik biz film izlediğimizde. Biz bu Türk-Japon dostluğunun sonsuza dek sürmesini istiyoruz. Özellikle Tekirdağ Süleymanpaşa, bizim 200 bin hemşehrimiz var bizim ilçemizde. Biz bu dostluğun çok daha ileri taşıyabileceğimize inanıyoruz. Eğer ki biz iki şehir arasında, iki ilçe arasında bir köprü kurabilecek çalışmalar yapabilirsek, hem Japonya'dan Tekirdağ'a, Tekirdağ'dan Japonya'ya ciddi anlamda gidiş geliş olur. Ve bu dostluk bizden sonraki nesillere de uzanır diye ümit ediyorum. Öncelikle film izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. O şeydeki filmde gördüğünüz birçok sahne Kuşmoto'da çekildi. Geldiğinde görecek ki Süleymanpaşa ile Kuşmoto birbirine çok benziyor. Biz de deniz kıyısındayız. Ben buraya geldiğimde nasıl heyecanlandıysam, Sayın Başkan'ın oraya geldiğinde o heyecanı hissedecek. Ve iki belediyenin de bir an önce hemşehrilerini gitgele taşıması ile ilgili üstüne düşen görevi fazlasıyla yapacak duruma geleceğini inanıyorum. Konnichiwa. Kushimoto Chōchō no Tashima desu. Kyō wa shichō hajime Toriko no katagata 4 人の皆さん方に Kushimoto にお越しをいただきまして本当にありがとうございます。初めて今日こうしてお会いしましたけれどももう以前から友達のようなそんな気がしております。これからまたいい交流をさせてもらえれば嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。手順です。